Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tekasür suresi, Kur'an'ımızın Mekke'de inen 8 ayetlik bir suresidir. Sure ilk başındaki tekasür kelimesinde isimlenmiş. Tekasür çokluk yarışında bulunmak demek. Her şeyin çok olmasını istemek. Elhakum et tekasür bu çok yarışı yapmak, her şeyin fazlasını istemek sizi oyaladı durdu. Çok aldandınız. Gaflete düştünüz bu işte. Hep biriktirmekle, sayılarla ilgilene ilgilene, rakamlarla uğraşa uğraşa daldınız bu dünyaya. Çok oyalandınız. diye bir uyarıyla başlıyor. Adeta kulu Dünyadan ahirete yöneltmek için Rabbimiz bir ikazda bulunuyor. Özellikle surenin de isminden yola çıkarak bu tekaşür çokluk yarışına girme meselesine biraz değineceğiz. Ancak sureyi özetleyelim. Ondan sonra bu mesajlara geçelim. El hakumut tekaşür <laughs> çok oyaladı sizi bu yarış, çokluk yarışı, dünyaya ait ne varsa çok oyalandınız. Mal saymak, evlat saymak, hizmetçi saymak, askeri personel, insanın arkadaşı, arsası, evi bunları saya saya çok övünüyorsunuz. Çok Dünyaya daldınız diye Rabbimiz uyarıyor. Hatta zurtumul makabira o kadar ki yani gittiniz kabirleri bile ziyaret ettiniz. Yani kabirlerdeki insanları bile saymaya kalktınız. Şeklinde de anlıyoruz bunu. En sonunda gittiniz mezara girdiniz. Yani öldünüz. Yani ölene kadar bu işlerle uğraştınız. Ölüm en sonunda sizi durdurdu. Artık mezardasınız. Hiçbir şey sayamıyorsunuz. Çokluk yarışı yapamıyorsunuz. Ama çokluk yarışı yaparken ömür bitti. Şimdi kabirdesiniz. Hesap vakti başladı. Diye Rabbimiz bir yandan da uyarıyı pekiştiriyor. İnsan kabre girene kadar hep bu rakamlarla, hesaplarla, saymakla dünya işleriyle uğraşır, 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 uğraşır. En sonunda kabre, kabre girince iş biter. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanın bir vadi dolusu altın olsa ikincisini ister. Yetmez, üçüncüsünü ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Buyuruyor ya bu, bu işte Rabbimiz daha sonra siz böyle düşünüyorsunuz böyle yaşıyorsunuz ama kelle kelle sizin dediğiniz gibi değil bu öyle rakamlarla uğraşarak mal evlat fotoğraf ürün takipçi maaş böyle sayıca çoklukla sizin kendinizi rahatlatıp mutlu olacağınız bir konu değil. Kelle sevfe te'lemûn. Yakın zamanda göreceksiniz neyin fayda verip vermeyeceğini. Her şeyi öğreneceksiniz. Sümme kelle sevfe te'lemûn. Evet evet çok iyi bileceksiniz. İleride öğreneceksiniz nasıl oyalandığınızı. Ahirete ağırlık vermek gerekirken rakamlarla uğraşıp ilmin ihlasını aramak gerekirken ilmin nasıl çokluğunu aradınız? Nasıl hep daha fazla olsun. Daha çok arkadaşım olsun. Daha çok takipçim olsun. Beni daha çok sevsinler. Şöyle çok olsun, böyle çok olsun. Düğüne daha fazla insan gelsin. Telefonumda daha çok rehberimde insanlar olsun. Etrafımda kalabalıklar oluşsun. Hep bu aldanışınızın akıbetini yakında öğreneceksiniz. Kelle ilmel yakîn. Eğer bunu gerçekten anlamış olsaydınız böyle yapmazdınız. Dünyanın bu sayılarına takılmazdınız. Kalabalık üzerinden hesap yapmazdınız. İleride nelerle karşılaşacağınızı bilseydiniz bunu kalbiniz tam anlamıyla kavrasaydı bu rakamlarla uğraşıp sayılarla övünme gafletine düşmezdiniz. Tam aksine daha çok Allah'ı razı edecek işler yapmak isterdiniz. Ahirete hazırlık yapardınız ama insan bu bilgiye, bu imana, bu takvaya ulaşmayınca hep sayılar üzerinden daha iyi durumda olduğunu zannediyor. Bakıyor ki iyi parası var, evi de var, arabaları da var, her şeyi de yerinde. O, o zaman sorun yok diye düşünüyor. Ya da benim çok ilmim var, benim çok tanıdığım var, talebem var, arkadaşlarım var. Dolayısıyla ben İyi durumdayım herhalde, bu kadar sevilmeseydim etrafımda insanlar toplanmazdı gibi zannediyor. Ondan sonra da aldanıyor, kendini gevşetiyor. Gerçekten doğru bir ilme, yani sayıya değil de ihlasa, kaliteye odaklansaydı insan böyle yapmazdı. Sayılarla aldanmazdı. Benim şu kadar takipçim var. Biz Türkiye'de şu kadar büyüdük. Biz şu kadar büyük bir cemaatiz. Bizim şu kadar binamız var. Bizim şu kadar talebemiz var. Şu kadar yetiştirdiğimiz insan var diye sayılarla oyalanmazdı insan. Gerçekten Allah'ı hakkıyla bilseydi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görecekti ki onun da etrafında çok insan toplanmadı. O zaman o yanlış bir şey mi yapıyordu? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında az insan vardı ama kaliteli insan vardı. Takipçisi çok değildi. Dünya oranına vurduğumuzda belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde yüzde birlik bir kitle anca toplanmıştı. Ama doğru yoldaydı. Kaliteli insan toplanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kaliteye odaklanmıştı. Çok talebemiz olsun çok binamız olsun çok medresemiz olsun çok hocamız olsun buraya takılmamayı öğretiyor bir kişi bile olsa hatta hiç kimse bile olmasa biz çoklukla oyalanmadan Allah'ı bulmayı kaliteyi bulmayı takvayı ihlası bulmayı kendimize görev ediniriz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıkmıştı zaten bu yola. Hiç kimse gelmeseydi bile o dinini anlatmaya devam edecekti diye düşünürüz kalabalıklarla uğraşmayız. Ve en sonunda Rabbimiz enteresan bir başka uyarıyla sureyi bitiriyor. لَتَرَوُنَّ <laughs> cehim. Ama bir gün cehennemi göreceksiniz. Bir gün cehennemi göreceksiniz. Yani o gün her şeyi daha iyi anlayacaksınız. Cehennemi görünce ah vah keşke böyle düşünmeseydik. Keşke böyle yapmasaydık. Yazıklar olsun bize demeye başlayacak insanoğlu. Çünkü dünyada çok oyalandı. Hep rakamlara takıldı. Yani ilimde, İslami işlerde bile rakamlara takıldı. Bırakın dünya işlerini. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ Onu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Yani o cehennemi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ateşini, o dehşetini insanlar görünce oradan kaçmak isteyecekler ama kaçacak yer de bulamayacaklar. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا o ateşi görünce herkes kaçmak isteyecek ama kaçacak yerleri de olmayacak. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ işte o cehennemden önce Allah sizi bütün nimetlerden sorguya çekecek. O gün bütün nimetlerden öyle bizim saydığımız koca koca binalar, paralar, evler, topraklar, arsalar, Bunları geçin en küçük bir damla yudum olarak içtiğimiz suyun da hesabını vereceğiz. Öğrendiğimiz ilimlerin de hesabını vereceğiz. Evlatlarımızın, eşlerimizin hesabını da vereceğiz. Allah nimet olarak ne verdiyse hepsinin hakkını verip vermediğimiz üzerinden bize hesaba çekecek. Surenin bu başıyla sonu arasında muhteşem bir uyum var. Nasıl başlamıştı sure? El hakumut Bu çokluk. Her şeyi saymak sizi oyaladı. Elde ettiğiniz nimetler sizi iyice dünyaya bağladı. Çok fazla hesap yaptınız, saydınız daha fazla olsun. Bunu geçelim, yeni hedefler belirleyelim. O kadar ki kurbanda bile insanlar evet iyi niyetle bu sene daha fazla kurban keselim diye böyle STK'larda hedefler belirliyorlar fazla olsun çok olsun. Yani ihlasa odaklanmak yerine Allah'ı memnun etmek yerine Rabbimiz acaba kabul eder mi diye düşünmek yerine bu sene 100 bin kurban kestik, falancaları geçtik gibi kurumlar bile kendi aralarında bu kadar çokluk üzerine yatırım yapıp kaliteden ödün verdiklerinde insanlar aynı şekilde içinde bulundukları nimetler, dereceler işte üniversite sınavında şöyle aldığı sınavlarda şöyle başarılı oldu, şuradan şu kadar burs alıyor, buradan bu kadar maaş alıyor. Buradan bu kadar şöyle insanlar da zaten hep bu çokluğa göre evlilik yapıyorlar, evlerini hazırlıyorlar, düğünler yapıyorlar, birbirlerini geçmeye çalışıyorlar. Mehir üzerinden kadınlar, sen şu kadar iste, ben bu kadar isteyeyim diye birbirleriyle yarışıyorlar. Bu yarış sizi oyaladı, oyaladı, gaflete düşürdü. Şimdi geliyoruz surenin sonunda. İşte bunların hepsinden hesaba çekileceksiniz. Hepsinden hesaba çekileceksiniz. Arada da siz gerçekten bilseydiniz, cehennemi gözünüzle görseydiniz böyle olmazdı. Cehennemi gözünüzle görecek kadar ilmi Allah size verdi. Bunu kavrasaydınız, gerekli uyarıları anlasaydınız böyle olmazdı. Ama siz gittiniz, o Allah'ın verdiği nimetlere takıldınız. Daha versin, daha da versin, çok versin. Meyveler versin, sebzeler versin. Çok kazanalım, çok harcayalım, çok yapalım. Hep diye bu çokluk yarışına daha fazla yerlerimiz olsun, daha fazla makamlarımız olsun. Falanca bakanlıkta da biz olalım. Falanca kurumun başında da biz olalım. Gibi sayıca çokluğa takılınca Allahü Teala uyarıyor. Hepsinden hesaba çekileceksiniz. Hepsinden ama ısırdığımız bir elmadan da hesap var. Koca koca diktiğimiz binalardan da hesap var. Hepsinden. Nimet olarak Allah ne verdiyse hepsinin hesabı var. Her şeyde nimet zaten. Soluduğumuz havadan giydiğimiz terliğe kadar kullandığımız teknolojik aletlerden okuduğumuz kitaplara kadar talebeler, hocalar, arkadaşlar hepsi birer nimet. Bunların hepsinden hesaba çekileceğiz. Çok hocamız olsun. Çok ders görelim. Çok güzel Kur'an okuyalım. Kur'an'ı çok ezberleyelim. Çok hadis bilelim. Hani diye düşünüyoruz ya bunlardan da hesaba çekileceğiz. Ne kadar hadis biliyorsak o kadar hesap olacak. Ama biz hep çok dertteyiz. Sen ne kadar ezberledin? Sen ne kadar biliyorsun? Sen kaç kitap okudun? Sen kaç tahlile katıldın? Sen kaç sohbet dinledin? Sen kaç fakülte bitirdin? Doktora mı yaptın? Şuradan şu sınavdan kaç puan aldın? Şurada derece mi yaptın? Hep rakamlarla uğraşmak Allah'ın rızasından demek ki zamanla uzaklaşmaya sebep olabiliyormuş. Bu surede Rabbimiz bize ısrarla bu nicelik hesabından çıkın niteliğe yani kaliteye odaklanın buyuruyor. O kadar ki Nafile ibadetlerde bile Rabbimiz bizi uyarıyor. Bu nafile çokluğu da sizi oyalar. Şu kadar rekat namaz kıldım, şu kadar oruç tuttum, şu kadar zikir yaptım, şu kadar tesbih yaptım gibi rakamlara takılan sistemde de bozukluk var. Asıl olan nedir? Farzda istikamet yakalamaktır. Farzda sebat etmektir. Nafile abartısı bir çeşit tekasürdür. Yani çokluğa rağbet edip farzdaki kaliteyi unutturma projesi olabilir şeytanın. Bu bir insan hastalığıdır. Her şeyden çok elde etmek. İlimden çok olsun. İbadetten çok olsun. Yani nafile ibadeti sayarak yapmaktan bahsediyorum. Şu kadar infak ettim. Şu kadar oruç tuttum. Şu kadar iyilik yaptım. Şu kadar kuyu açtırdım. Şu kadar yetim giydirdim gibi sayılara takılarak Nafilelerle insanın uğraşması bir çeşit şeytan taktiğidir. Aynı şekilde bugün din anlatırken takipçiye takılmak. Katılımcılar, derse katılımcılar, konferansta kaç kişi var? Faaliyetlerimiz ne kadar kalabalık? Teşkilatlarımız ne kadar çok? Gibi şu kadar kişiyle şu kadar iş yaptık. Şu kadar aslında biz varız. Şöyle şubelerimiz var. Şöyle binalarımız var diye Din anlatırken bile sosyal medyadan videomu kaç kişi izledi? Milyonlara çıkamadık da hadi milyonlara çıkmak için daha fazla çalışalım. Daha fazla yayalım bunları gibi sayıya takılmak, daha fazla insana ulaşma kılıfıyla kaliteye değil de insanın idrak etmesine, insanın tövbe etmesine değil de evet belki bunlar da daha fazla insana ulaşmak tövbe niyetiyle daha fazla insan dinlesin. Böylelikle daha fazla insan belki namaza başlar. Daha fazla insanın faizi bırakmasına vesile olur bu ders diye düşünebiliriz. Ama arka planda hep bizi oyalıyor bunlar. Aa daha 900 binde kalmışız. Hadi 1 milyona çıkarmak için uğraşalım. Hayır. Onu Allah ulaştırmayı dilemişse ulaştırır zaten. Biz internete koyduk dersimizi. Gerekli uygulamalarımızı da yaptık. Üzerimize düşenleri yaptık. Artık hadi daha fazla izlensin. Onları geçelim, bunlardan daha çok olalım, abonemizi artıralım gibi takıntılar, bunların tamamı çokluk yarışıdır. İnsanı oyalar, yer yer bitirir. İşte bunların hepsinden hesaba çekileceğiz, bütün çoklardan, dert edindiğimiz her şeyden hesaba çekileceğiz. Allahü Teala'nın bizden çokluk diye bir beklentisi yok ki. Kalabalıkla övünelim, çok olalım diye bir beklentisi yok ki. Kaliteden beklentisi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ben ümmetimin çokluğuyla övüneceğim." buyuruyor. Ama bu bizim kendi içimizde kaliteli nesil yetiştirme çabamızla ilgilidir. Yoksa hadi çok olalım. Anlamsız, takvasız bir kalabalıktan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz etmiyor ki. Bedir'de kaliteli az kişi kalitesiz, kendinden üç kat daha fazla olan kişiye böyle galip geldi işte. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresindeki o meşhur ayette kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesiraten bi iznillah Allah'ın izniyle nice az topluluklar kalabalık toplulukları yener. Allahü Teala rakama göre galibiyet vermiyor ki melekleriyle destekler azları yeter ki takva görsün yeter ki sabır görsün yani kalite görsün. Allah katında böylelikle azlar çok olabilir. Çoklarda az olur. Nitekim Bedir Savaşı'nı anlatan Enfal Suresi ayetlerinde hatırlıyor musunuz siz karşınızdakileri işte az görüyordunuz. Onlarsa sizi çok görüyordu. Allah böyle göstermişti. İz yurikehumullahü fî menamike kalîla Allah sana onları rüyanda az göstermişti. Onlara da sizi çok göstermişti. Halbuki rakamlar tam tersti. Allahü Teala'nın elinde her şey. Azları çok, çokları az göstermek Allah'ın elinde. Biz rakama niye takılalım? Böyle olunca daha önemliden, daha kaliteliden gafil yapıyor insanı bu. Sayılara takılmak, çoklarla uğraşmak, böbürlenmeye, kibirlenmeye doğru götürüyor. İnsan bu sefer orijinal kimliğini kaybediyor. Neticede hastalanıyor. Hayat seviyemiz daha iyi olsun, yükselsin diye insani seviyeyi düşürmüş oluyoruz. Allahü Teala bizi her halükarda kalabalık yapar. Çoğaltır. Yeter ki biz sabreden Allah'a kulluk eden kitle olalım. Sizden 10 kişi, 100 kişiyi sabreden 10 kişi, 100 kişiyi sabreden e, 20 kişi 200 kişiyi yener Allah'ın izniyle siz bunların üstüne çıkarsınız diye Enfal suresinin farklı ayetlerinde tekrar tekrar karşımıza çıkıyor bunlar. Sonra Allahü Teala bu 1'e 10 oranını 1'e 2'ye de düşürüyor. Tamam Allah sizin için kolaylık diler hafifletti yükünüzü siz bir kişi olun iki kişiyi yener yani yarısı bile olsanız düşmanın size, size allah Teala öyle bir güç verir ki o düşmanı yenecek kadar, onlardan daha üstün olacak kadar allah Teala kudret verir size. Ama yeter ki siz kulluk görevinizi yerine getirin, haramlardan kaçının, farzları yerine getirin, sayıya takılmayın ondan sonra. Rakamlarla uğraşmayın. Bu evde de böyle. Ev, bir tane ev var, helal ev ama bereketli ev oluyor. Başkasının 10 evi var, Helal olmayınca, takva ile yaşanmayınca o evde, evlerde bir bereketsizlik oluyor. Evlerin geliri geldiği gibi bitiyor gibi. Şimdi burada Mutaffifin suresini hatırlayarak bu konuyu iyice oturtalım. allah Teala cennetlik ebrar kullarından bahsettikten sonra onların Allah katındaki e, göreceği nimetlerden bahsettikten sonra ve fi zalika falyatanafasul mutanafisun. İşte yarışacaksanız bu cennet için yarışın buyuruyor. İlla biz çok iş yapmak istiyoruz derseniz cennete girmek için çok iş yapın. Yarışınızı salih amellerde yapın. Bu salih ameller de insanın kendine göre takıntı yaptığı nafile ibadetler değil. Farz ibadetler insanlık için faydalı olacak ibadetler. Önce Allah'ın emirleri sonra da insanlığa faydalı olacak cihat dediğimiz insanlığın hidayeti için kendi kulluğumuza katkı sağlayacak işler için sürekli hareket halinde olmak ama saymadan yapacağız yapacağız Allah sayıyor. Bizi ilgilendirmiyor. Kaç yaptığımız, kaç tuttuğumuz, kaç harcadığımız hiç önemli değil. Kaç senedir koşturuyoruz hiç önemli değil. Hiç koşmadık biz. Biz hep sıfırız diye düşüneceğiz. Toplu olarak bu sureden neyi öğrenmiş olduk? Ahiret hesabı yapmadan toplamak, biriktirmek yasak. Rakamları ahiret hesabına göre ayarlayacağız. İki, kaliteyi rakamdan önce tutacağız. Rakamlarla uğraşmak yerine kaliteyle uğraşacağız. Üç, Allah Teala çokluğa, sayıya odaklanmayı kınıyor bu surette. O zaman rakamlarla uğraştığımız sürece Allah tarafından kınandığımızı bileceğiz. Dört, Rabbimiz bu surede bize hedef, hayal düzeltmesi yapıyor. Bundan sonra hedefleriniz, hayalleriniz biriktirme, sayı, çokluk üzerine değil kalite üzerine olsun ahiret üzerine olsun. Hedeflerimizi bir tekrar gözden geçirmemiz lazım. 5 İnsanın çoğaltması, sayılara önem vermesi başlarsa kontrol zorlaşıyor. Kontrol zorlaşıyor, aldanıyor insan. El hakumut tekasur oluyor bu sefer. Sınır bilmek nefsin bilmediği bir iş. O yüzden bir kere çok daha fazla olsun, daha fazla olsun onu da artıralım, bunu da artıralım gibi insanın daha çok edinme duyguları kabarırsa bir daha bunun kontrolü çok zor. Nereden biliyoruz bunu? Hatta zürtümül makabir. Kabirlere kadar bu böyle devam ediyor. Bu nefsin sınır bilmemesini bir kenara not edeceğiz. 6. Meşgul eden, gaflete düşüren her iş iyi bile olsa kınanır. Rabbimiz El hakumut bu çokluk sizi çok oyaladı gaflete düşürdü. Daldınız bu işlere. İşte 100 rekat namaz kıldım, 200 rekat namaz kıldım. Namaz hesabı üzerinden bile gaflete düşürür, daha öncelikli, daha önemli işi unutturur. Annesiyle ilgilenmeyi unutur bu sefer insan. Namaz kılacağım derken vakıf işlerine daha çok önem göstereceğim derken orada bile kınanır insan ve 7. kabre kadar bırakmayan bir hastalıktır bu. İnsanın sayma hastalığı bir başlarsa kabre kadar bırakmayan bir bağımlılık haline gelebilir. Bunu çok iyi anlayacağız. 8. Anladık ki bu sureden çokluk, kalabalık olmak bir ölçü değildir. Kalabalık var diye Allah sevgisi oluşmuyor. Asıl ölçü Allah'ın rızasıdır. Allah'ı memnun etmektir. Ve dokuz sayılar oyalar meşgul eder aldatır sayı saymayacağız. Ve on gaflete düşüren eğlendirmeye başlayan işlerimiz aslında bizim sonumuz demektir gece gündüz meşgul olduğumuz hep rakam, hep sayı yani tamamen dünya olan işler mezardakileri bile saydırır. Hatta zurtumul makabir. İnsanlar gider mezarlıkta bile bizim şu kadar tanıdığımız var, şu kadar sülalemiz var diye mezarlık yarışına başlarlar. Özel mezarlıklar yaptırırlar mezarlığa daha fazla önem verirler. O kadar ki bu mezarlığa, kabirlere kadar ilgi çeker. İnsanlar bu sefer yerin işte hemen üstüne konan 3-5 mermer üzerinden yarış yapmaya başlarlar. Allah sonumuzu hayretsin, ibret almayı hepimize nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.